ilimizde ve çevre illerde hububat hasadının ardından maalesef anız yangınları her yıl yaz aylarında yakılmakta. Bu hem doğanın hem de çevrenin tahribatına neden olurken aynı zamanda insan sağlığını çevreyi de kirletiyor ve hava kirliliği yaratarak insanların evlerinde dahi rahat şekilde hareket etmemelerine kadar neden oluyor. İşte gene vatandaşlardan gelen özellikle geri dönüşlerde kapıyı pencereyi açamadıklarını bu anız yakılma süreçlerinde ya da işte balkona çamaşır vesaire astıklarında bununla ilgili sorunlar yaşadıklarını ve nefes alamadıklarını bu anız yakılma durumunda geri dönüşlerini bu şekilde alabiliyoruz. Anız nedir? Anız tarlalarda hububat hasadının ardından yüzeyden alınamayan, tarla üstünden alınamayan köklü sap ve kısmına anız deniyor. Ve aslında anız organik bir içerik. Yani anız toprakla bütünleştirilse uygun alet ve edevatlarla organik içeriğin toprağa nüfuz etmesiyle birlikte aslında toprağa bir katkı sağlamış olacağız. Toprağın organik madde içeriğini arttırmış olacağız. Çünkü toprağın organik madde içeriği toprağın erozyona karşı dirençli olmasına, su tutma kapasitesinin artmasına, oluşumuna, fiziksel kimyasal olarak yapısına ve verimine etki ediyor. Organik madde içeriği iyi artmış olan topraklarda bu durumlar gerçekleşiyor ve bu durum işte toprağın erozyona karşı direncine, su tutma kapasitesinin artmasına, veriminin artmasına neden oluyor dediğimiz gibi. Bu nedenle aslında birinci yöntem, bizim önerdiğimiz anızla ilgili birinci yöntem, uygun alet ve edevatlarla organik içerik olan anızın toprakla bütünleştirilmesi. Bu çiftçiye ya da üreticiye nasıl anlatılmalı? Yapıldığı takdirde bunun yani toprakla bütünleştirilme sonrasında anızın ikinci ürün ekimi için bir engel teşkil etmeyeceği üreticiye doğru şekilde anlatılmalı. Ve aynı zamanda anız ikinci olarak bizim önerdiğimiz ikinci bir sistem de var. Bölgemizde çeşitli firmalar açıldı. Özellikle işte odunsu yapıya sahip olan bu anız kısımlarının alını bu işletmelerde çeşitli işlemlerden geçtikten sonra enerjiye dönüşmesi gibi bir durum söz konusu. Bunun gerçekleşmesi aşamasında da bizim önerimiz açıkçası yerel yönetimlerin devreye girerek hem ekipman desteği vermesi bu süreçte aracı rol ya da koordinatör olarak hem ekipman desteği vermesi hem de iş gücü desteği vererek üreticiden ne zaman artık belirli bir programa dahil edilerek ne zaman hasat yapıldıysa ertesi gün belki ekipman ve iş gücünün orada tahsis edilmesi ve anızın alınarak ilgili işletmelere gönderilerek enerjiye çevrilmesi. Belki burada üretici bir kazanç da sağlamış olacak. Çünkü o işletme oradan enerji elde ettiği için, kazanç sağlayacağı için ham madde olarak kullandığı, anızı aldığı üreticiye de belirli bir miktarda belki bedel verecek. Bu durumda üretici de bu sistemin içerisinde kendini var etmeye devam etmek ister diye düşünüyoruz. Bununla ilgili bir çalışma, raporlama yapıyoruz açıkçası ve yerel yönetimlere bunu sunacağız. Bu durumun bu süreçte en azından geliştirilmesi ya da sürdürülmesinin doğru olacağını da düşünüyoruz. Çünkü ne kadar cezai müeyyide olsa da maalesef bu cezai müeyyidelere uyulmuyor ya da cezai müeyyideler önleyici nitelikteki bir ceza miktarını içermiyor diyelim. Ceza müeyyide var fakat anısı her yıl yakılmaya devam ediyor. Bu nedenle 2872 sayılı Çevre Kanunu 20. maddesinin C bendinde ilgili maddesinde dönüm başına 60.11 TL gibi bir rakam ceza miktarı olmasına rağmen her yıl anızla ilgili sıkıntılar yaşıyoruz. Bu kentte her yıl anızla ilgili büyük bir sorun yaşamaya devam ediyor. Hava kirliliği yaşıyoruz. Toprak zarar görüyor. Çevre zarar görüyor. Tahrip oluyor. Ve biz bunu sürekli söylemlerle, uyarıcı nitelikteki söylemlerle ancak dile getirmeye çalışıyoruz ve bunu başarabiliyoruz. Başarabildiğimiz bir anız önleme durumu maalesef söz konusu değil. Bunu hem kentin diğer dinamikleri konusunda, yöneticileri konusunda ki insanlar aslında kabul etmeli, önleyemiyoruz. Hem de meslek odaları bunu sadece söylemden öteye götüremiyoruz. O yüzden çözüm olarak ya toprakla bütünleştirme yönünde yine yerel yönetimlerin bir desteğiyle uygun alet ve edevatla toprakla bütünleştirilmeli anız. Bu anız ve hasat artıklarının bir
sorun teşkil etmediği toprakla ve ikinci ürün ekimi için üreticiye anlatılmalı ve bu durum içinde belki bir teşvik verilmeli. İkinci önerimiz de yerel yönetimlerin işte kontrolünde, planlamasında bizim önereceğimiz ya da kendi belirleyecekleri bir sistemde anızların alınıp bölgemizde kurulan bu enerji üretim tesislerinde enerjiye çevrilmesi belki en güzel yöntemlerden biri bu olacaktır. Hem ülke enerjisine katkı sağlamış olacağız, hem ekonomiye katkı sağlamış olacağız, hem de üreticiye muhtemelen bir katkı sağlamış olacağız diye düşünüyorum. Kış döneminde olduğu gibi bir yaz döneminde özellikle de bu anızların yakıldığı dönem içerisinde bir hava ölçümü kirlilik açısından yapıldı mı? Evet. Nasıl bir tehlike arz ediyor insan sağlığı açısından? Çok güzel bir konu aslında. Sadece biz kış aylarında mı hava kirliliği yaşıyoruz? Elbette hayır. Çünkü bu anızların yoğun olarak yaşandığı, yakıldığı dönemde maalesef partikül maddede sınır değerlerinin çeşitli zaman dilimlerinde aşıldığını gördük daha önceki yıllarda da. Yani anız yakıldığı dönemde biz hava kirliliğine yine maruz kalıyoruz ve hava kirliliği yaşıyoruz. Kentimiz de hava kirliliği konusunda en büyük şehirler arasında ekonomik olarak ilk dörde giremiyor. Fakat hava kirliliği konusunda maalesef bu dördüncü sırayı da bırakmıyor kimseye. Bu yüzden de aslında sadece kış aylarında değil, kentli aynı zamanda yaz aylarında bir hava kirliliğine maruz kalıyor. Bu nedenle bunu önlemenin yöntemleri sadece söylemlerden öte fiiliyatta, pratikte bir şeylerin uygulamaya geçmesi olarak düşünüyoruz. Ve kentin idarecilerinin özellikle büyük bir güce sahip olan, yani yönetimsel anlamda büyük bir güce sahip olan yerel yönetimlerin soruna el atması, bu bizim sorunumuz değildir dememesi ve sorunu sahiplenerek süreci bu şekilde yürütmesi gerekiyor. Çünkü kentte yaşanan bu sorun büyük bir handikap, büyük bir engel kentli için. Bunu aşması gerekiyor bu kentin. Yıllardır dile getirilen bir sorun. Bunu yerel yönetimlerde el atarak kentliyle, üreticiyle, meslek odalarıyla, belki üniversiteyle birlikte çözmesi gerekiyor artık. Yani bunu yapabilecek kapasiteye ve birikime de sahip olduğunu düşünüyorum. Yerel yönetimlerin de taşın altına elini koyması gerekir. Bir ölçüm yapılmadı ama değil mi yaz dönemde? Yaz aylarında biz tüm yıl boyunca değerlendirme yapıyoruz. Hava kirliliği değerlendirme raporlarımızın tamamı yıl boyunca alınan değerleri içeriyor ve partikül maddede geçmiş yıllarda da yaz aylarında sınır değerlerinin aşıldığını gördük biz. Evet. Peki bu enerji dönüşüm sistem dediniz ya anızların yakılması için. Nasıl bir sistem o? Aslında çevresel literatürde bu simbiyoz olarak geçiyor. Yani endüstriyel simbiyoz olarak geçiyor. Yani başka birinin atığı başka bir işletme için ham madde oluyor. Yani bu döngüsel bir durum aslında. Üretici için atık orası, o anız. İstemediği bir malzeme. Bu anızlar da bazı tesisler için alınıyor ve çeşitli işlemlerle, işte yakma olabilir, başka işlemler olabilir. Bunlarla enerjiye çevriliyor bu yapılan sistemlerle. Bölgemizde de kuruldu. Bir tanesi aldığım bilgilere göre bir tane daha kuruluyor hatta. Yine yeni bir tesis daha kuruluyor. Bunlarla bu anızlar, üretici için atık olan bu anızlar alınıyor ve işletmeye geldiğinde orada bir ham madde artık durumu oluşuyor. Ham madde durumunda da işte yakma olabilir, başka sistemler olabilir. Bununla da o sistemlere dahil edildiğinde anızlar enerjiye dönüştürülüyor ve hem dediğim gibi ülke enerjisine bir katkı sağlamış oluyor, hem de muhtemelen üretici de burada bir kazanç sağlamış oluyor. Yerel yönetimler bunun muhtemelen hani organizasyonunu daha sağlıklı şekilde yürütür diye düşünüyorum. Biz o sisteme ne diyoruz isim olarak? Endüstriyel simbiyoz diyoruz. Yani simbiyoz. Endüstriyel simbiyoz. Yani birinin atığı başka bir işletme için ham madde. Ham madde. Evet. Bu bir işletmenin bünyesinde mi, tamamıyla bağımsız onlar enerjiyi üretiyor, satıyorlar mı? Yani o sistem artık hani özel bir sistem olduğu için şey olarak, firma olarak özel bir firma. Ama burada yerel yönetimler şunu yapar. Öncelikle toplama ile ilgili hasat programını ayarlar. Hasat programından sonra anız toplama programını kendine göre yapar. İş gücü ve ekipmanla birlikte anızları alır. Daha sonra işletmeyle artık
kendi yapacağı bir anlaşma gereği üreticiye de katkı sağlamış olur. Anızlar bırakılır. Daha sonrasında tabii ki sisteme dahil olan bir enerji üretiyorlar. Evet, sadece şeyi merak ettim burada. Yani bu sistem, ben diyelim ki işte nedir, amyum nişastayım. Böyle bir firmanın bünyesinde mi bu yoksa? Evet, özel bir firma. Ha, doğru. O anlamda, evet. Tamam. Tamam, sen detay çekebilirsin.